Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Gördüğünüz gibi bir yeşil suyla karşılaşıyorsunuz. Yeşil su üretimiyle ilgili bir video bu. Çok sayıda kaynak var aslında internette yeşil su üretimiyle ilgili. Ben nasıl bir yol izledim, ondan bahsedeceğim bu videoda. Şimdi şöyle, benim burada balkonda bir tane strafor kutunun içinde biraz bitki, biraz su vardı. Akvaryum suyu. İşte bitki vardı, içinde kum falan vardı. Ben onu bir amaçla mı oraya koydum yoksa bir torbanın içinden oraya döktüm, orada mı kaldı bilmiyorum ama o aşağı yukarı işte yazın sonundan şu bir ay öncesine kadar böyle balkonda kaldı. Güneş gören yerde kaldı yani. Sonra geçenlerde baktım ki bir de baktım içinde biraz yeşil su oluşmuş. O yeşil suyu ben hemen aldım şöyle. Camın önünde gördüğünüz gibi böyle şeye koy, cam kavanozlara koydum. Yani yeşil su takviyesi, yeşil su kültürü yapmış oldum orada aslında ben. Sonra bu kavanozlara normal bizim akvaryumlarda kullandığımız sulardan koydum. Akvaryum suyundan koymadım, normal çeşme suyu koydum. Ve o balkondaki yeşil sulardan buradaki kavanozlara böyle takviye yaptım. Şuradaki kavanozda da var gördüğünüz gibi. Ondan diğer tarafa şimdi takviye yaptım. Böyle ya böyle olduğu zaman yani hafif bir kültürünüz bile olmuş olsa suyu hemen normal güneş alan, hani doğrudan güneş alan değil de aydınlık olacak şekilde bir camın önüne koyduğunuz zaman yani yaklaşık 8-10 gün içinde yeşil su yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Tabii ben öncesinde biraz da yemleme yaptım. Yani böyle bir 20-25 bu balıklara verdiğimiz yemlerden suyun içine koydum. Su iyice bulandı. Sonra işte yeşil su takviyesine de yeşil su kültürüne de koymuştum. Yani yaklaşık 8-10 gün içinde yeşil su oluşumu yani ciddi şekilde gözle görülür halde yeşil su çoğalmaya başlıyor. Yani yeşil alg dediğimiz bu tek hücreli canlılar bunun içinde böyle çoğalmaya başlıyorlar arkadaşlar. Şimdi ondan sonra tabii şey nasıl gelişimde bakın şuradan göstereyim daha net anlayacaksınız. Burada yoğun bir yeşil su var aslında da buradan karşıdan güneş geldiği için şu anda çok gözü görünmüyor. Bakın buralarda da bayağı bir yosunlanmalar falan var. Sonra ne yaptım? Sonra şuradaki gördüğünüz şu sistemi yaptım. Burası gibiydi. Yani ilk önce bunlara su koydum. Sonra yem attım. Yemler bayağı suyu bulandırdı. Bulandırdıktan sonra baktım ki hani yeşil su oluşumu kültür olmadan çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani mesela kaynaklarda da görebilirsiniz. 2 ay, 3 ay falan bile sürüyor. Sonra ben de dedim ki ya boşuna beklememin anlamı yok. Buradan benim yeşil sulardan bir koyayım. Sadece bu soldakini bir deneyeyim bakayım dedim. Nasıl olacak? Ve de yani çok da iyi yapmışım. Bunda bir de bir havalandırma da var görüyorsunuz. Ya bu canlılar aslında bu tek hücreli canlılar fotosentetik canlılar aslında aynı zamanda fotosentez de yapıyorlar. Yani dolayısıyla suyun havalanması da onların faydasına bir şey. Bu sol tarafa kültür koymuştum. İşte gördüğünüz gibi burası yani bu 10 gün içinde falan ve de her gün arta arta çok ciddi şekilde bir yeşil su oluşumu oldu. Burada kullandığım lambayı göstereyim. Burada normal 6500 Kelvin bir led kullanıyorum. Yaklaşık 8-9 saat yanıyor. Yani daha fazla yaksam daha fazla yeşil su elde edeceğim eminim. Bu sağ tarafa da kültür koymamıştım. Buna da 3-4 gün içinde, 3-4 gün öncesinde kültür koydum. Yalnız iyi ki de koydum. Bakın bunda da pardon, bunda da ince ince böyle bir yeşermeler başladı. Suyun rengi değişmeye başladı. Ya çünkü yeşil su bu istediğimiz çoğalmasını istediğimiz canlıları içinde temiz suyun olması yani besin değeri var olan suyun olması onların da hızlı çoğalmasını sağlıyor. Yani bu da tahminimce bundan bir hafta sonra, 10 gün sonra falan yine bu sol taraftaki gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Tabii camın önünde olmasıyla
Biraz önce gösterdiğim sistemle arada ne fark var diye sorarsanız hız açısından biraz önceki sistemde yani bu sistemde çok daha hızlı şekilde yeşil su oluşumu oldu. Yani bu yeşil alg dediğimiz tek hücreli canlılar daha hızlı şekilde çoğalmaya başladılar. Bunda bu havalandırmanın da etkisi var. Bir yandan da buradaki ışık aslında güneşten daha güçlü bir ışık değil. Ama havalandırmanın da ya da biraz daha geniş alanın da etkisiyle daha fazla olmuştur diye düşünüyorum. Bu sağ taraftakiler de, yani bu sağ taraftaki de tahminimce bir hafta 10 gün içinde bu da yeşil hale gelecek. Yani burada benim demek istediğim nokta şu. Yeşil su oluşturmak istiyorsanız, yeşil suya ihtiyacınız varsa eğer, hani hiç kültürsüz yeşil su oluşumunu beklemek yerine bir yerlerden yeşil su kültürü temin etmenizde fayda var. Süreci hızlandırırsınız arkadaşlar. Ben yemin dışında bir şey koymadım açıkçası. Hani daha hızlı olsun diye yani başka katkılar da koyanlar var. Ya tabii biraz bakmak lazım. Ya internette çok fazla bu konuyla ilgili bilgi var. Ama ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, onları iyice araştırmak ve değerlendirmek lazım diyorum. Yeşil Su videosu da böyle olsun, bitsin bakalım.